Arkadaşlar bu videomuzda Fransız pencere nasıl konur onu göstermeye çalışacağım. Kodlu konacak. Kuma penleri hazırlanmış. Önce kodu ölçüyorum. 206 buranın kodu. Bakın 206. Şurayı çizdim. Sol kartım da aynı şekilde ölçeceğim. Üst kolonda 206'yı ölçüyoruz arkadaşlar. Yani mermilerimizin ucları burada olacak. Sonra kulakları kesmek için ölçü alacağım. 7,5 santim çıkıntısı var mermilerimizin. 33. Buranın kalınlığı 20. 20,5 yapacağım. Biraz rahat çalışayım. İki tarafı da. Yine 33 muydu? Bir daha bakayım. Evet, 33. Burayı 33 çizdim. Çizdikten sonra pencerenin kalınlığı. Burayı ölçüyorum. 176, 2 santim kısa yapıyorum. 174 yapacağım. Şöyle şuradan. Bu kulakları keseceğiz. Bu taş 1,2 metrekare büyüklüğünde. O da 110 kiloya müteakip. Tam 110 kiloluk Afyon gri bir mermerimiz.
Yani yüksek olmuş. Geri de o yüzden harcı biraz fazla koyuyorum. Normalde pencerelere kalekir sürmem ya da toz çimento atmam. Aç birazcık cıvık olduğu için Avrana birazcık harcı cıvık yapmış. O yüzden bunu açıyorum ki çeksin harcıyı. Kısa bir süre bekleyeceğim, bir dakika kadar. Çünkü bu taşın telafisi yok. Ağır olduğu için yerine oturttuğunda bir daha çok zor kaldırabilirsiniz. Fransız mermer balkon. Fransız balkon. Fransız balkon. Fransız balkon mermer diyoruz. Bu da Fransız balkon diyorlar. Seninle beraber ölçü almıştık hani Fransız ölçüsü nasıl alınır, evet. Balkon ölçüsü nasıl alınır diye bundan iki ay kadar önce o ölçüsünü inşaat Lille'deyiz. Sergi inşaat adlı bir inşaatı yapıyoruz. Şurası Nasrettin Hoca Parkı Lille'de. Metehan! 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 Sen yerin yere çektin ya, kaldıracaksın. Yerine koş, tekme, tekme, tekme. Bak, tut taşı, şey yapmaz. Okan da tekme. Kıvacım. Of. Of. Kaldır. Kaldıracaksın. Oradan sık. Güçlü bir şekilde.
sadece terazi değil, aynı hı-hı zamanda şu ucuların da denk gelmesi gerekiyor. Ben akıntıyı bol yapıyorum burada zaten. Tarzilerde. Penceremiz hazır arkadaşlar. Bunu koyma maalesef aşırı derecede zormuş abi. Yok, koyması zor da normalinde insanın evladının yanında, yakınlarında olması gerekiyor. Ve hemen koşturup gelmesi gerekiyor. Videomuz biraz daha uzun oldu. Bizim hamile birazcık acayip çıktı. İnşaat mühendisi olacak ya. İnşaat mühendisi olacak. Öyle olacak inşallah. İTÜ inşaat mühendisliği. Şimdi bakalım. Biz okuduk, boşuna okuduk. Ya 225 diye tam o kolay olmuştu. 245 yani tek başıma koymuştum 225'leri. Şu o 245'lerin kulağı uzun geldi şu kulaklar. Bu, o yüzden sıkıntı yaşadık. Mermerin kalınlığı da çok fazla. Ben ilk defa gördüm. Kalınlığı 3 santim diyorum ya. Bu taş direkt 110 kilo. Fransız. İnsanlar olduğu için. Evet. Yani tabii yol kenarında herhangi bir koruma şeyi de yok. Altını sıyırdık mı? İşte ben çekerken bile korktum. İzleyenleri şimdi siz yapıyorsunuz. Ben de hata ettim. Tek başıma koymam gerekiyor. Evet abi. Diğeri diyorum ya, kulakları kısa olduğu için kolay koydum. Bunun kulağı uzun geldi. Tek başıma kaldıramadım yukarıya. Şu Fransız balkon böyle konuyor ama yalnız konmuyor arkadaşlar. İki parça istediğim halde maalesef tek parça gelmiş. İki parça olsa koyması daha kolay olacaktı. Bir sağdan bir soldan ortadan. Tabii ortadan kesiliyor, tamam mı? Evet, bu çok tehlikeli şu anda. Bu şekilde koyacaktık, tamam mı? İki parça olarak. Ama tek parça göndermiş fabrika. Fransız balkon bu şekilde koyuyor. Bak çizgiye de bak, kodlu olarak koyduk. Ben de denk geldim yere de bak. Bakalım. Bunu çok iyi denk getirmiş. Fransız balkon yapımı bu şekilde. Bu mermerin koyulması oldukça zor arkadaşlar. Hatta burada bir güvenlik önlemi alınması tabii ki gerekiyor. Burada Fransız balkonu tamamdır. Şimdi buraya şuralara genelde demir yapıyorlar. Bakın tam şuralara demir. Buraya da pimapen ya da bir şekilde bakın burada, buraya da pimapen tarzı bir şey yapacağız. Böyle Fransız balkonumuz hazır.